Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle görüntüsü harika, lezzeti ise görüntüsünden daha harika, inanılmaz lezzetli, harika bir salata yapacağız. Bu salata tarifini mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Evet ben bugün salatada 10 tane küçük boy yani toplamda 1 kilo 250 gram kadar patates kullandım. Patatesleri kabuklarını soyup güzelce yıkadıktan sonra videoda gördüğünüz gibi gelişi güzel bir şekilde doğruyorum. Ve patateslerin üzerine çıkacak kadar bolca kaynar su ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırıyorum ve daha sonra kapağını yarım bir şekilde kapatarak kontrollü bir şekilde pişirmek üzere ocağıma alıyorum. Evet patatesler pişerken ben de bu arada rendenin geniş tarafıyla rendelemiş olduğum iki tane havucu uygun bir tavaya alıyorum ve üzerine yaklaşık 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ediyorum ve kısık ateşte sık sık karıştırmak suretiyle kavurmaya başlıyorum. Evet, havuçları kısık ateşte yaklaşık 5-6 dakika iyice yumuşayana kadar kavurdum. Şimdi uygun bir kaseye alıyorum ve şimdilik bir kenara kaldırıyorum. Evet, patatesleri kontrol ediyorum. Ezilebilecek kıvama gelmişler. Çok güzel bir şekilde pişmişler ve yumuşamışlar. Şimdi patatesleri süzüyorum. ve uygun bir karıştırma kabına alıyorum. Hiç soğutmadan sıcakken bir patates ezicisiyle eziyorum. Ve pürüzsüz bir kıvama gelene kadar ezdikten sonra arada sırada karıştırmak suretiyle soğuyana kadar bir kenara kaldırıyorum. Evet patatesler soğurken salatamızın yoğurtlu sosunu hazırlayabiliriz. Uygun bir kaseye 500 gram kadar yoğurdu alıyorum. Susuz yoğurt kullanmanızı tavsiye ederim. Ben bugün hazır yoğurt kullandım. Daha sonra üzerine 4-5 yemek kaşığı kadar mayonez ilave ediyorum. Ve rendenin ince tarafıyla rendelemiş olduğum 2-3 diş sarımsak ve 1 silme tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. ve bir çırpma teli ile homojen bir kıvama gelene kadar karıştırıyorum. Malzemeler güzelce karıştıktan sonra salatamızın yoğurtlu sosu da hazır. Şimdilik bir kenara kaldırıyorum. Evet ezmiş olduğum patatesi arada sırada karıştırdım ve iyice soğumuş. Şimdi soğuyan patatesin üzerine kavurup soğutmuş olduğum havucu, küçük küçük doğramış olduğum yarım bağ kadar taze soğanı, bir tutam maydanoz ve bir tutam dereotunu ilave ediyorum. Ve üzerine bir silme tatlı kaşığı kadar karabiber ve hazırlamış olduğum yoğurtlu sosu ekliyorum. ve malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Malzemeler iyice karıştıktan sonra salatayı bir borcama alıyorum ve eşit bir şekilde yayarak düzeltiyorum. Üzerini güzelce düzelttikten sonra ben süslemesinde kullanacağım malzemeleri hazırlayana kadar şimdilik buzdolabına kaldırıyorum. Evet, salatanızın süslemesini dilediğiniz malzemeleri kullanarak dilediğiniz şekillerde yapabilirsiniz. Ben bugün közlenmiş kırmızı biber, mısır ve dereotu kullandım ve şimdi aynen videoda gördüğünüz gibi hazırlamış olduğum malzemeleri salatanın üzerine diziyorum ve süslemesini tamamlayarak servise hazırlıyorum. Evet süslemesini de tamamladıktan sonra salatamız servise hazır. Dilerseniz hemen servis edebilirsiniz ya da vaktiniz varsa 1-2 saat dolapta dinlendirebilirsiniz. Eğer vaktiniz varsa dinlendirmenizi tavsiye ederim. Ben şimdi hemen bir kaşıkla tabağı alıyorum ve sizlere yakından da göstermek istiyorum. Ve bu arada belirtmek istiyorum ki en az görüntüsü kadar güzel, inanılmaz lezzetli, şahane bir salata oldu gerçekten. Yiyen herkes hayran kaldı ve tarifini istedi. O yüzden yüzden sizler de bu salata tarifini hiç tereddüt etmeden gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz ve ben çok eminim ki denediğinizde sizler de misafirleriniz de bu lezzete hayran kalacaksınız. Hatta en çok denemenizi istediğim tariflerden bir tanesi. O yüzden bir kez daha ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum ve deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone ne olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız çok değerli. Elimden geldiğince hepsini tek tek okuyarak mutlaka geri dönmeye çalışıyorum. O yüzden beğeni ve yorumlarınızı hatta eleştirilerinizi de ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Bana sormak istediğiniz soruları yorumlar bölümünde yazabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Ayrıca yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.